أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك أن تحيي قلوبنا بنور معرفتك أبدا يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم برحمتك يا أرحم الراحمين آمين وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 13. sözün 1. makamının sonundaydık. Ayet-i kerimeler arasındaki bağlantıyı ayet ile konuşanın ne hakkında konuştuğunu bir temsille anlatmak istedi. Kur'an'ın konuşmasının nasıl algılanması lazım geldiğini ve onun söylediği Kur'an'daki söylenen sözlerin hiçbir şekilde şiir gibi mübalağayı içeremeyeceğini, içermesinin mümkün olmadığını anlatan bölümde bir ağaç farz edelim, üzeri kapalı olsun, örtülü olsun bir perdeyle ve birisi gelsin o perdenin arkasındaki ağacı tam hakkıyla tarif ederse bu şu demektir ki perdenin arkasındaki ağacı tam bilen birisi konuşuyor, tarif ediyor demektir. Biz de bu perdeden maksat kainat olduğunu ve kainatın gerisindeki o şecere-i nurani, o nurani ağaçtan baksak da kainatın yaratıcısına delalet eden yönüyle kainatın algılanması veya anlaşılması veya kainatın yaptığı şahitliğin açıklanması olarak görmüş, o izah edildiğini anlamıştık. Bir misal daha veriyor bu şecere-i Tuğba'dan üzeri örtülü şeceri nurani şecere örneğinden başka bir temsil daha veriyor. Mesela diyor, orada kalmıştık. Mesela bütün daire-i imkan ve daire-i vücuba bakan hem o iki şecere-i azimenin bir tek dalı hükmünde olan İmanın erkan-ı sittesi ve o erkanın bütün ve dal, bütün dal ve budakları şimdi burada dikkat edeceğimiz noktalar var, dikkatimi çekiyor. Bütün o erkanın bütün dal ve budakları ta en ince meyve ve çiçekler arasında o kadar bir tenasüp gözetilerek tasvir eder ve o derece bir muvazenet suretinde tarif eder ve o mertebe bir tenasüp tarzında izhar eder ki aklı beşer idrakinden aciz ve hüsnüne hayran kalır. Burada imanın erkan-ı sittesi den bahsetti. Bunun altını çizerek bakıyoruz. Birinci paragrafta imanın erkan-ı sittesi, altı rüknü. İmanın altı rüknü. Bütün daire-i imkan, tekrar okuyorum baştan. Mesela bütün daire-i imkan ve daire-i vücuba bakan hem o iki şecere-i azimenin bir tek dalı hükmünde olan imanın erkan-ı sittesi. Çok ciddi bir ifade. Çünkü imanın erkan-ı sittesinin o iki büyük ağacın bir tek dalı hükmünde olduğunu söylüyor. Çok ciddi bir ifade bu. İmanın altı rüknünün, erkanının altı rüknünün
iki şecere-i azime, o iki şecere-i büyük şecere, büyük ağaç dediği iki ağaç, o da birisi daire-i imkan, birisi daire-i vücub. Bizim için her ikisi de tam örtülü değil, ikisi aynı şekilde örtülü değil. Daire-i imkan örtünün kendisi, daire-i vücub o örtünün gerisinde örtünün delalet ettiği dünya. Artık daire-i vücub yaratıcının o daire-i imkana vücut verenin dairesi, ama yani o tarafa bakan yönü, daireye vücut verenin, onu mevcut kılanın, var kılanın, var kılan alem, ki o daire-i vücub. Yani daire-i imkanla daire-i vücub arasında iki şekilde okuma farkı olabilir. Birisi daire-i imkan, yani varlığı, yokluğu mümkün. Kendisine kalırsa mutlaka olması gerekir diyeceğimiz hiçbir gerekçesi olmayan şu dünya. Yani kendiliğinden kendisinin olmasını zorunlu kılan, hiçbir özelliğe sahip olmayan şu dünya. Dünya dönüyor. Niye dönsün ki? Kendisi dönmeyi zorunlu kılacak bir özelliğe sahip değil. Dünya yuvarlak, kendisini yuvarlak yapacak bir özelliğe sahip değil. Dağlar var, taşlar var, topraklar var, sular var, atmosfer var. Taş, toprak, su, atmosfer şeklinde ayrımlara girecek ve arasındaki bağlantıyı, yani taşla toprak, su, hava, atmosfer, yağmur, bulut arasındaki bağlantıyı kuracak kendiliğinden hiçbir nedeni yok. Onun için daire-i imkan, yani varlığı yokluğu eşit, mümkün. Olabilirdi de olmayabilirdi de. Var olmasını zorunlu kılacak hiçbir faktörü kendi içinde barındırmıyor. Kendisinde böyle bir özellik yok. Kendisini var kılacak. Bunu en iyi anlamak için insanın kendi varlığını kendisi açısından değerlendirdiğinde, yani kendi varlığına kendi kabiliyetleriyle, kendi düşünceleriyle baktığında, sorguladığında, çok basit, mesela benim diyelim ellerim var, kollarım var, ben kolumu yapmak zorunda mıyım? Benim hücrelerim kolu yapabilecek ihtiyara, iradeye, kudrete kendiliklerinden mi sahipler? Nasıl bir usta bir bina yapıyor ya, bilinçli bir şekilde. Benim hücrelerim de beni bilinçli bir şekilde yapıp şu hayatta, şu dünya hayatında varlığımı devam ettirmem için gerekli her türlü refleksi bana verme kabiliyetine kendiliklerinden mi sahip? Kendim soruyorum, benim varlığımın, sorduğum aklın bile benim varlığımın kendimden haberi yok. Varlığımın. Ben var edildikten sonra varlığımın farkına varıyorum ki varlığımın farkına varacak özellik de benden değil. Onu da ben yapmadım. Bana verildi. Bu daire-i imkan. Varlığı yokluğu eşit. Daire-i vücut ise mutlak kendi zatında birisinin var etmesine ihtiyaç olmayan varlık. Bizzat varlığı kendinden olan varlık. Bu daire-i imkan, daire-i vücub arasındaki ilişkinin anlaşılmasında birinci basamak diyelim, bir veçhesi diyelim, bu olayın bir yönü. Diğer yönü ise bu mümkün daireye bakıp, varlığı yokluğu eşitti ya, yani
eşittir ne demek? Kendiliğinde varlığını yokluğuna tercih ettirecek bir özelliğe sahip değildi. Onun için varlığı yokluğu eşitliyoruz. Peki daire-i vücut ne? O zaman bu varlığı yokluğu birbirine eşit olan, yani denk olan, varlığını yokluğuna tercih ettirecek özelliği olmayan şu alemin varlığını yokluğuna tercih edip de onu var eden alem, yani onu var edenin mutlaka olması lazım geldiği vacip insan aklı için, insani duygularımız için. Bu olmazsa olmaz dediğimiz o varlık. Buna da Allah diyorlar, yaratıcı diyoruz, yaratan diyoruz, var eden diyoruz. Efendim artık dini kitaplarda veya dini metinlerde de peygamberlerin bizi bu yaratan var ya, işte o yaratan bana kendisini size tanıtmak üzere şöyle şöyle mesaj gönderdi diyen peygamberlerin dilinde Allah diyor Arapçasında veya o orijinal dilinde Allah deniyor. Ona vacip daire-i vücub demek Allah'a bakan diyor demek. Allah'a bakan yönüyle. Bu iki şecereyi azimenin büyük şecere, bir kainat ağacı, bir de bu kainat ağacındaki gördüğümüz her şeyin ve o şeylerin bütün özellikleriyle birlikte onları mümkün kılan, var eden, onlara varlık veren yaratıcı. Bu iki alem var. Her bu iki şecere-i azime, bu iki şecere-i azime, bu iki büyük ağaç. İşte hem o iki şecere-i azimenin bir tek dalı hükmünde olan imanın erkanı sittesi. Buraya hepimizin dikkat etmesi lazım. Ben öyle, eğer yanlış anlamıyorsam, yeni dikkatimi çekti. Bu neden bir tek dalı dedi erkanı imanın altı rüknü için diye. Şimdi düşünüyorum. Çünkü yukarıdaki verdiği temsilde bir nurani ağaçtan bahsetmişti, iki değil, ve o nurani ağacın tasvirini yapan Kur'an'ın ne kadar uygun bir tasvir yaptığını söylemişti. Şimdi olayı biraz genişletti. Kur'an yalnızca şu alemin tasvirini yapıyor değil, bu alemin ve bu alemi var edenin tasvirini yapıyor. Onun için İmanın altı rüknü bu alem ile bu alemi var edene aynı anda bakıyor. Ben şahsen %100 emin, hiç kimse olamaz da, ben de değilim zaten. Ama beraber düşünelim. Bu iki şecere-i azimenin, iki tane büyük ağacın bir tek dalı hükmünde olan imanın erkan-ı sittesi. Ondan sonra onların hepsinin, iki ağacın bir dalı var. Bu çok önemli geldi bana, bu ifade. Bu müellif bunları biz bilinçli bir şekilde söylüyor. Şimdiye kadar hep öyle olduğu için dikkat etmemiz lazım. Burada da bilinçli olması lazım diyoruz, anlamaya çalışıyoruz. Bir tek dalı imanın altı rüknü, iki ağacın, iki ağaçtan tek dal çıkmış gibi sanki içeriyor. Yani ben şimdi anlamaya çalışıyorum, yani kusura bakmayın, biliyor da bir şey söylüyor değil, hep beraber nedir bunun mahiyeti, neden böyle söyledi bu zat, bunu niye böyle söyler acaba diye düşündüğümüzde, hem dünya, yani şu mümkün alemin tasvirini yapıyor Kur'an, hem de o mümkün alemi var eden, onun imkan dahilinde, işte bak, yoktu var, var eden bu alem hakkında tasvir yapıyor. İkisini birden yapıyor. Yani kainat ile kainatın yaratıcısını ayırarak tasviri yapmıyor. Kainatı bir tasvir ediyor. Kainatın yaratıcısını bir başka şekilde
tasvir ediyor değil. Birini diğerine bağlayarak iki ağaçtan bir dal çıkıyor. Yani insan aklına göre iki ağaçtan bir dal olur mu diyebilir de evet, iki ağaç, iki tane kök gelmiş bir dal olmuş diyelim. İşte imanın altı rüknünü ve o erkanın bütün dal ve budaklarını, sonra o bir tek daldan çıkan diğer küçük dalları, dalcıkları, ta en ince meyve ve çiçekler arasında o kadar bir tenasüp gözeterek, o kadar arasındaki münasebeti, ilişkiyi o kadar ince bir şekilde muhafaza ederek tasvir ediyor Kur'an. Yani her iki alemi de, imkan alemini de, vücut alemini de, vücub alemini de, yani şu kainatı da, bu kainatın yaratıcısını da o şekilde tasvir ediyor ki o tasvirde imanın altı rüknü dediğimiz Allah'a iman, ahirete iman, bunların hepsinin bu iki dalda, bu iki ağaçtan çıkan tek dal şeklinde ki olan bu iman hakikatlerini Kur'an en ince detayına varıncaya kadar tasvir ediyor. Bu ne demek? İman hakikatlerini, imanın rükünlerini anlatırken Kur'an kainatı ve kainatın yaratıcısını birlikte tam bir ahenk içerisinde tutarak birini diğerine şahit göstermek suretiyle, birini diğerinin ispat vesilesi olmak suretiyle insana yepyeni bir tarif getiriyor, yepyeni bir dünya açıyor. Eğer insan böyle bir mesajı duymasaydı bunların hiçbirinin farkında olmazdı. Onun için biz vahiy ile gelen mesajı duymadığımız, onunla ilgilenmediğimiz takdirde şu dünyaya bakınca yalnızca şaşırır kalırdık. Ne biçim alem, ne biçim şey bu diye şey derdik, hatta alem de diyemezdik. Ne bu böyle ya derdik. Yani bilmediğimiz için nasıl ifade edeceğimizi bile bilmezdik. Yani hiç vahiy olmamış diye düşünün. Gelmemiş. Ne diyeceksin şu aleme bakıp da, ne diyeceksin ya, bu böyle kendi kendine falan olmaz, bir şey mi var diyorsun, ne bu alemin manasını biliyorsun ne de bu alem bir yerden gelmiş olması lazım ama neyin nesi bu, yani böyle çok bilinçli bir düzen var, tanzim var, maksat var, bu nereden geliyor? Yani buradaki tabirleri kullanırsak ne daire-i imkan ne daire-i vücub hakkında gerçekten insanın aklının onaylayacağı, evet öyle olması lazım diyeceği hiçbir cevap bulamazdık. Bu çok önemli bir iddia. Çok önemli bir dava. Gerçekten bu konuda ikna olursak, yani hakikaten biz kainatta ne çıkartabilirim ki ben? Bir yerden rüzgar esiyor, bir yerde işte bir şeyler oluyor, bir yerden toprağın içinden bir şeyler çıkıyor. Oradan çıkan otu, böceği, çayırı, çimeni, ağacı, yaprağını falan bir takım bir şeyler yiyor. Onları başka bir kuşlar gelip yiyor. Kuşları başka büyük yırtıcı hayvanlar yiyor. Sonra ölüp gidiyor. Ne ki bu böyle? Şimdiye kadarki duyduğumuz din, peygamberlerden gelen mesajın bizim dünyamıza taşıdığı cevapların doğrultusunda üstün körü, yüzeysel bir şekilde yaratıcı var, Allah var deyip geçiştirdiğimize bakmayalım. Bunlar bizim kendimizi kandırma hareketleridir. Ya. Hiç peygamberlerden ve dolayısıyla peygamberlerden getirdiği mesajdan haberimiz olmasaydı ne yapardık? Şaşırır kalırdık. Yani Türkçe'de ne kadar tutarlı bir ifade bilmiyorum da apışıp kalırdık. Yani ne bu ya bu diye. Nedir bu derdik ya. Ne bu derdik ya. Birbirimize bakardık. Bu alem ne böyle? Sen nesin? Ben neyim? Oo derdik ya. Komik bir şeyler. İşte Kur'an geliyor. Hem bu alemi, hem bu alemle birlikte
alemin yaratıcısını tam bir ahenk içerisinde tanıtıyor, yaratılış maksadını tanıtıyor, yaratıcının bu alem ile bize gönderdiği mesajı, bu alemde bizimle olan irtibatı kuracak peygamberleri, bu alemin sonunda ne olup bittiğini, yani başlangıç itibariyle için yaratıldığını, sonuç itibariyle de bu alemden ölüp gittikten sonra insanlar ne oluyor, ne demek ölüm gibi bütün bu soruların cevabını imanın altı rüknü onun için tek bir daldır dediği çok dikkatimi çekti benim. Yani imanın altı rüknünü iki şecere-i Tuğba'nın tek dalı gibi görmeyip de imanın altı rüknünü dine ait bir konu diye din kültürü ve ahlak dersleri sınıfında okuruz. Sonra fizik de, kimya, biyoloji dersinde de hiç bunlardan bahsetmesek bu saçmalığın çözümü yoktur. Böyle bir veya din kültürü ve ahlak dersinde imanın altı rüknünü ezbere saydırıp ya da ahirette şöyle olacakmış, böyle olacakmış gibi mitolojik hikayeler anlatırsak, onlar tek başına olunca mitoloji olur. Mit olur yani. Ne demek bunlar? Hikaye, masa. Hiçbir elinde delil yok. Böyle anlatırsak ve o bu anlatımı daire-i imkan ile desteklemezsek, yani daire-i imkanı, daire-i vücubu iki ayrı ağaç fakat tek bir dalında erkan-ı sitte, imanın erkan-ı sittesini birlikte çalışmazsak ikisi de ortaya acayip bir heyula çıkartır. Yani birisinden taassup, diğerinden de inkar çıkar diyor müellif. İman çıkmaz. Bunların hiçbirisinden doğru dürüst ne bir ilim çıkar ne bir iman çıkar. Yani ilim dediğimiz gerçek bilgiyi, doğruyu ifade eden bir araştırma sonucunda ulaştığımız herhangi bir kanaatimiz, araştırdık şöyle bir sonuca ulaştık fikren, ne bir ilim çıkar ne bir iman çıkar ikisini birbirinden ayırdığımız zaman. Yani vahiyden ayrılmış bir yaratıcısından ayrılmış, artık buranın tabiriyle kullanalım, daire-i vücuttan ayrılmış bir daire-i imkan çalışması hiçbir insanı ikna edecek netice getirmediği gibi cehalet getirdiği, inkar getirdiği, gerçekleri örtbas eden bir yorum yaptığı gibi daire-i imkandan ayrılmış, yalnızca daire-i vücuttan bahseden bir vahiy anlayışı da, Kur'an anlayışı da, imanın altı rüknünün iman değil, taassup olduğunu çok iyi anlamamız lazım. Onun için buradaki ifadede çok çarpıcı bir şekilde, eğer yanlış okumuyorsam, yani kendimden korkuyorum, onu da açıkça söyleyeyim, ya bu kadar ciddi bir mesele mi bu da? İki tane şecere-i azimenin bir tek dalı hükmünde olan imanın erkan-ı sittesi ifadesini kullanıyor. Yani hayatta ilk defa duyduğum diyebilirim. O kadar okuduğuma farkında değilim. Ne okumuşum? Demek ki destan gibi okumuşum. Ne büyük bir tespit bu. İki şecere-i azimenin bir tek dalı hükmünde olan İmanın erkan-ı sittesi. Ne muazzam bir ifade, tarif. Ne mükemmel bir prensip. Dine, imana, itikada, kainat yorumuna ait olan, kainat yorumuyla ilgili olan kanaatimizin şekillenmesinde, takip edilecek kalıbın, üslubun belirlenmesinde neredeyse akıl almaz bir tespit bu. Her zaman deriz yani kainatla Kur'an beraber okunmalı falan diyoruz da ya, bu şekildeki bir tarif çok muazzam bir tarif. Maşallah demek lazım. Elhamdülillah demek lazım. Bunun farkına varıyoruz. Böyle ayrılmazlığı, iki ayrı ağacı tek dal şeklinde imanın altı rüknünü gösteriyor. İmanın altı rüknünün iki ayrı nurani ağacın tek dalı şeklinde tarif etmesi, tek dal. İmanın rüknü tek dal olacak. Bu dalın sanki o tek dalın, yani bir kökten iki dal çıkmıyor.
bir dal iki tane kökten geliyor. Bu muazzam bir tespit. Benim için. Beni şimdi çok heyecanlandırdı. Makyun herhalde bir ara koptunuz da ondan olsa gerek. Hangi iki şecereydi o bahsedilenler? Bir kez daha tekrarlar mısınız sorusunu soruyor. O koptunuz bir arada da galiba orada bu iki şecereyi tarif etmiş olabiliriz, bilmiyorum. Elinizde kitap olsaydı kitapta cümle çok uzun, daha doğrusu cümle değil, paragraf bir cümle. Yani sabretmek lazım bu kaynaklardan faydalanmak için. Bütün okuyacağım iki tane, iki şecereden birisi daire-i imkan, diğerisi daire-i vücub. Bütün daire-i imkan ve daire-i vücuba bakan hem o iki şecere-i azimenin bir tek dalı hükmünde olan imanın erkan-ı sittesi. Daire-i imkan, daire-i vücub ağaçlarının şecere-i azimenin bir tek dalı hükmünde olan iki tane şecere-i büyük ağaç var. O ağacın birisi daire-i imkan, diğeri daire-i vücuba bakıyor. Yani onları temsil ediyor diye anladım. O iki kökten bir dal çıkıyor. Biz şimdiye kadar bir kökten iki dal çıkma şeklindeki bir anlayışa ünsiyet peyda ettiğimiz için, alıştığımız için bu bana çok güzel bir ifade olarak geldi. Evet. İşte o imanın altı rüknü ve o erkanın bütün ve dal budakları, şimdi imanın altı rüknü, Allah'a iman, ahirete iman, peygamberlere, Allah'ın konuşmasına, Allah'ın elçilerine iman, meleklerine iman gibi olan böyle özetleyebileceğimiz o imanın rüknü ve o imanın bütün dal ve budaklar, yani bunlar ne demek, işte meleklere iman ne demek, hayatıma nasıl gelir, peygambere iman ne demek, nerede bu peygamber, nasıl olur, ben onu nereden bileceğim, neden böyle bir şeye ihtiyaç var, efendim vahye, yani mesaja, yaratıcının benimle konuşması, kelamullah diyoruz, bu kelamullah ne demekler, bunların detayları tümünü, bunların en ince meyve ve çiçekler, bütün dal ve budakları ta ince meyve ve çiçekler arasında o kadar bir tenasüp gözetilerek tasvir eder Kur'an. Öyle bir şekilde tasvir eder ve o mertebe bir tenasüp tarzında izhar eder ki tam bir ahenk ile onu gözler önüne serer, izhar eder, açıklar ki aklı beşer idrakinden aciz ve hüsnüne hayran kalır. Yani insan onun güzelliğini anlayamıyor, anlayamayacak kadar. Yani insanın idrakinden aciz aklı beşer ve hüsnüne, o ifadedeki güzelliklere hayran kalır. Yani şimdi ben kendi aramızda şöyle sessizce biliyorum, herkes isterse duyar da, sanki başkalarının duymayacağı bir şekilde kendi nefis muhasebemizi yapmak üzere bir soru soruyorum. Hiç Kur'an'da bir ayet böyle okuduk mu? Böyle mahiyette bir kaynaktır bu diye. Yani şuradaki anlatıldığı şekilde diyorum ben. Kur'an'ı böyle okusak bütün dünyamız değişir. Bu mahiyetteki bir kaynaktır. Onun için söylenilenleri o mahiyette, yani iki tane büyük nurani ağacın tek dalı hükmündeki imanın erkanını en ince meyve, çiçekler, sonuçlar, insanın dünyasına getirdikleri hisleri, besledikleri her neyse, ruhumuza, ruhumuzun sorularına cevap vermeleri gibi her neyse, o imanın altı rüknünü öyle bir müvazenet ve denge ile anlatıyor ki, birbirine tam kaynaştırıyor ki insan aklı onu idrakinden aciz, hepsini kavramaktan aciz, tam ne diyor anlıyor ama sonuna gelemiyor.
ve hüsnüne hayran kalır. Yani Kur'an-ı Kerim'de böyle bir ifade var. Bazen bakıyoruz yani hayatımızda pek de hiç ilgisi olmayan tarihi olaylardan bahsediyormuş gibi geliyor. Onun içinde yani dün arkadaşlarla sohbet halindeyken işte yeni bu tarz bu kitaplarla tanışan birisi bir kitap gördü. Üzerinde de Asa-i Musa'nın İngilizcesi yazılıydı. İngilizcesini gördü. The Staff of Moses. Asa-i Musa. Musa'nın Asası. Kitabın ismi Musa'nın Asası. Yani birazcık da alaylı, İngilizcesinde sarkastik derler. Birazcık da alaylı bir şekilde ya Musa'nın asası hakkında kitap mı olur der gibi. Yani asanın o Allahu Alem asanın rengini, şeklini, boyunu, sağlamlığını, nerede tarihi eser olarak hangi müzede saklandığını falan mı anlatıyor zannediyor. Yani dikkat edin, bilmiyoruz ki Musa'nın asası nedir. Hiç öyle okumadık ki. Bu Musa'nın asası, Hazreti Musa'nın asasını anlatan ayetleri okuduğumuzda eğer onunla biz imanın altı rüknünün insanın aklının olmayacağı bir şekilde ahenkle, dengeyle, alemi imkanla da alemi vücubun kaynaştırılarak anlatıldığı bir hikaye gibi, tarihi olay gibi, peygamber menkıbesi gibi anlatıldığını fark ediyor olsaydık, Asa-i Musa diye bir kitap ismi gördüğümüzde ne derdik, ağzımız açık kalırdı. Ağzımız açık kalırdı. Musa'nın asası üzerine bir kitap yazılmış, mutlaka bunu okumam lazım benim diye. Çünkü ben alışmışım bunu müzelik bir ki, yani bir çoban sopası mı zannediyorum yani Asa-i Musa'da. Çünkü Musa aleyhisselam çobanlık yapıyordu. Asasıyla yaprakları silkip sürüsünü, koyunlarını o yapraklarla doyurduğunu söylüyor Kur'an'da. Şimdi bu Musa'nın bu asasını bahseden ayetler bize daire-i imkan ve daire-i vücuba bakan iki şecere-i nuraniyenin tek bir dalı hükmünde olan imanın erkan-ı sittesini ve o erkan-ı sittenin en ince teferruatına varıncaya kadarki ince dalcıklarının arasındaki ahengi tam muhafaza etmek suretiyle izah eden, anlatan bir, eğer tabir caizse, menkıbedir bu diye okusaydık, o zaman Asa-i Musa isimli bir kitabı gördüğümüz zaman cebimizde ne kadar para varsa verir, satın alır ve hayretle bu kişi bundan ne anladı acaba diye okurduk. Ama ben o dünkü yaşadığımız olaydaki kişiyi hiç ama zerre kadar kalbimden geçmiyor. Buradan ne okuyorlar? Hazreti Musa'nın asasına dair yazılmış kitapları okuyan menkıbeci, hurafeci, saçmalıklarla, mitolojilerle dolu bir bilgiye mi sahipler, din anlayışına mı sahipler şeklindeki bir soruyla karşılaşmak ile tam onun zıttı arasındaki farkı vurgulamak için anladım. O kişiyi ayıplamıyorum, bilmiyor, etmiyor da biz kendimize dikkat edelim. Bizim böyle bir davamız var mı? Asa-i Musa dediğimiz zaman imanın altı rüknünün hem bu dünyaya hem de yaratıcıya bakan yönündeki ahenginin tam tespit edilerek anlatıldığı ve tam ikna edilecek bir şekilde tasvir edildiğini, muvazenetini, dengesini koruyacak bir şekilde anlatıldığını bilerek veya bu sonuca ulaşacak şekilde bir Kur'an okuması yaptık mı? İşte bu sorunun cevabını vermek çok zor. Biz konuşuyoruz da öyle. Kur'an'ı bu şekilde okumak gerektiğini farkında bile değiliz. Yani Kur'an'ın daha doğrusu biraz daha şöyle tahrik edici, dolayısıyla ya öyle mi acaba dedirtecek bir soruyla karşılaşayım. Hangi zaman Kur'an'ı böyle bir bilinçle okuduk veya Kur'an'ın böyle bir
yönünün olduğunun farkında mıyız? Hani Kur'an ve sünnetten başka ben kaynak tanımam arkadaş diyen kişi Kur'an'ı nasıl tarif ediyor ki? Onun düşüncesinde Kur'an ne ki? Ya da o farkında değil. Kur'an okuyorum ben diyelim. Neyi okuyor? Müslümanların kutsal kitabını okuyorum der gibi Gılgamış Destanı mı okuyorsun kardeşim? Ama Allah söylemiş diyor da ne okuyorsun? Farkında mısın? Tarif ettin mi Kur'an nedir diye? Bu müthiş tarif bize kendimizi toparlamamıza yardımcı olması bakımından çok önemli. Müthiş bir tarif bu vakit. Beni bugün şok etti diyeceğim yani. Bununla ben epeydir kafam meşgul olur. Artık bu konuyla Allah Allah hiç böyle de bir ağaç düşünmemiştim ben. İki kökten bir dal. Bu bir dal da imanın altı rüknü. Bunu öyle bir şekilde tasvir ediyor. Peki Kur'an bu. Allah'ın konuşması bu. Kainatın yaratıcısının konuşması bu. Onun için bir ayeti alıp da o ayetin kelime manasını lügatten, sözlükten çıkartıp da işte ben de bunu anladım diye diyecek komikliğe, basitliğe düşmemek. Dikkat et, dikkat. Adım adım, adım adım ama ben anladım değil mi? Adım adım, adım adım. Ne okuduğunu dahi bilmeyecek şekilde. Kur'an okuyorum deyip de Kur'an'ı bizim kitabımız diye okuyanlar. Bizim kutsal kitabımız diye okuduğumuz zaman bunları anlamayız, çıkartamayız. Hiçbir şey çıkartamayız. Hiçbir anlam çıkartamayız. Musa'nın asasını menkıbe olarak okuruz işte. Günümüze gelmez. Fakat Allah razı olsun, arkadaşımızın o sorusu üzerine asayı Musa'nın ne demek olduğunu, neyi temsil ettiğini bir saate yakın falan konuştuktan sonra kitabın içerisinde de çok ilginç kitabın içerisinde de Asa-i Musa'la ilgili hiçbir açıklama yok. Ama usul olarak Kur'an'ın Asa-i Musa'dan maksadının ne olduğunu anlamış bir kimsenin kitabından kitabı olduğunu ve usul olarak Asa-i Musa'dan beklenen fonksiyonu ifa ettiğini, gerçekleştirdiğini konuştuk ve çok güzel de oldu. Allah razı olsun. Evet. Evet. Konumuz o değil kardeşim. Yok. Asa-i Musa neyi temsil ederi konuşmuyoruz çünkü o başka bir olaydı. Siz sabredin. Neden bahsettiğimizi Asa-i Musa'da bahsetmiyoruz. Tamamen iyi olur. Her konuştuğumuz kelime üzerinde Asa-i Musa'nın üzerine bir hafta konuşsak yetmez. Bir hafta çıkmaz. Onun için sabredip nereden bahsediyoruz? İyi dikkat etmek lazım. İnşallah. Sabretmeyen imanın hakikatlerinden faydalanamıyor. Dünya böyle. Yani bir insan, bir çiftçi bile bir toprağa tohum atıyor. 3 ay, 5 ay sabretmek zorunda. Allah diyor tevekkül etmeyi öğrenmeniz lazım. Sabretmeyi öğrenmeniz lazım. En son duyduğumuz kelimeye göre konuşmayı anlayamayız. Onun için kusura bakmayın cevap vermedi demeyin çünkü konumuzu dağıtmış oluruz. Peki devam ediyorum ben. Ve o iman dalının bir budağı hükmünde olan, şimdi iki tane nurani ağaç var sanki, iki tane kökten geliyorlar fakat bir dal oluşturmuşlar. Şimdi o bir dalın bir budağı hükmünde olan İslamiyetin, bak tarif ne kadar, iman dalının bir budağı hükmünde olan İslamiyet'in erkanı hamsesi 5 rüknü. Peki duralım burada. İmanın şartları, biz klasik hani cuma günü, pazar günü neyse ya, yaz tatillerinde okula gitmediğimiz zaman, beynimiz yıkanmadığı zaman camiye gidip de cami hocasından öğrendiğimiz çok ilkel imanın 6 rüknü nedir, İslam'ın 5 şartı nedir gibi bilgilerimizi şimdi gündeme getirelim. Onların neyi ifade ettiğini anlamaya çalışalım. Şu tarife bakalım şimdi. Yalnız konumuzu başından beri takip edenler iyi dikkat etsinler.
sonradan katılan arkadaşlar da birdenbire hükme varmasınlar. Lütfen. İmanın, o imanın bir budağı hükmünde olan. Şimdi iman iki tane nurani ağacın kökünden gelen tek bir dal idi. Sonra o tek bir daldan bir budak çıkıyor ve o budak hükmünde, o budak da nedir? İslamiyet'in erkanı hamsesidir. İman dalından çıkmayan İslam'ın 5 rüknü anlamsızdır. Anlamsızdır. İmanın 6 rüknünden çıkan, 6 rüknünden kaynaklanan ameldir. Ameli salihtir. İmanın 6 rüknünün bilinciyle gerçekleştirilmiş amel, o bilinç düzeyinde ameli salihtir. İmanın erkan-ı sittesinin 6 rüknünün Kur'an'ın izah ettiği şekilde yerleşmemesi veya en azından ona dayandırarak imanın rüknünün kendi dünyamızda, aklımızda, hissiyatımızda, kalbimizde yerleşmemesi söz konusu ise, böyle bir eğitimden geçilmediyse, eğer o imandan kaynaklanmıyorsa ve biz de İslam'ın 5 şartını yerine getirdik elhamdülillah, ölmeden bir de hacca gitmek nasip oldu gibi konuşmalarla kendimizi kandırmayalım. İmanın eğitiminden geçmemiş bir adamın ameli ancak o kadar olur. Yani hiç yoktan iyidir de. Ama imanın ve iman eğitiminden, yani iman dalından çıkmamış bir budak değilse, İslam'ın 5 şartı dediğimiz namaz, oruç, hac, zekat, neyse kelime-i şehadet, o da laf olarak söylemek, bu imanın dalından çıkmamışsa ona İslam'ın şartı denmez kardeşim. Bir komik olmayalım ya. Kendimizi kandırmayalım. Yani kendi çalar kendi oynar durumunda konuşup durmayalım. Diyelim dinimizin hakikatini, Kur'an'ın hakikatini, Kur'an'ın getirdiği mesajın neler olduğunu ciddi bir şekilde tarif edelim. Öyle ben şöyle Müslümanım, biz Müslümanız, İslam diyarındayız. Yok ben şu cemaate mensubum, bana göre cart curt diyerek kendimizi kandırmayalım. Bunların hepsi palavra, palavra. Gerçekten mi? Kur'an'ın hakikatleri karşısında kendimizi kandırmaktan, uyuşturmaktan başka hiçbir şeye yaramıyor bunlar. Oturduğun yerde davul çalıyorsun. Kimse dinlediği yok. Kendin çalıp kendin oynuyorsun. Hiçbir hakikati yok çünkü. Ya bu kadar da kötü müyüz? Evet kardeşim. Bunların farkına varan kaç tane kitap var? Kaç tane kişi var bu eğitimi yapan? Risale-i Nur'dan başka. Zamanımız için konuşuyoruz. Çok çok az, bazen dokunanlar oluyor, insaf sahibi olarak konuşuyorum. Bazen böyle yani şöyle bir ucundan kenarından dokunanlar oluyor. O kadar okuyoruz, dokuyoruz. Hep diyoruz okuyoruz, dokuyoruz. Bu da diyoruz tam yakalayamamış. Bu da şöyle bir şeyler hafif hissetmiş ama diyoruz. Böyle bak dünyamız, hayatımız geçiyor. Bakın şu tarife. Birisi Makbun diyor ki çok müthiş bir tarif ve tespit. Allah razı olsun. Hiç olmazsa yani yaşamasak da hiç olmazsa mehdik biz de olacak arkadaş, yaşayamıyoruz ama bu hakikati açıkça böyledir. Yok efendim ben de hiç inkar etmiyordum ki namazını kılacağımda namazını kıldım, namazı kılmak kötü mü şimdi, mutlaka böyle laflarla evirip çevirip kendimi meşrulaştırmaya hiç girmeye gerek yok arkadaş. Namazını da kılacaksın, orucunu da tutacaksın ama bu hakikatin farkına vararak. Farkına varmadıysan namazı bırakacak değilsin. Farkına var işte, söylüyor adam. Açıkça söylüyor adam. Daha bundan açık nasıl konuşsun ki adam? Yani bu zatı da evirdiler, çevirdiler, her türlü külahsız soktular da. Sahin Nursi, Nurcu diye.
yani nerede bağnaz kafası her şeyiyle karışık bir şeyler oldu. Onların hepsi bizden orcuyuz, bizden orcuyuz diyor. Biz de burada oturup bizden orcuyuz diyoruz. Öyle bir iddiamız yok ama bu adamı anlamak lazım. Bu adam çok anılarla ekmek yemiş, dua etmiş ve bu hakikatleri yakalamış, bize de ulaştırıyor. Şimdi bu tarifi bir daha okuyacaktım ama Doktor Bulut ismiyle giren arkadaşımızın bir yazısı var, okuyalım onu. Ekranda yazmış: demek çoğu yerde anlatıldığı gibi amel ile imanı birbirinden ayırmak doğru değil. İman esasına dayanmadan yapılan amelin pek faydası yok. Yani Kur'an-ı Kerim'deki ameli salih diye ifade edilen tabirin içine artık hiç yapmayana göre var da, yani %1, 1000'de 1 artık insanlar için konuşmuyoruz. Yani ne kadar imanın varsa amelin o kadar değerlidir kardeşim. Yoksa ne kadar amelin varsa imanın o kadar değerli değil. Demek ki iman dalının bir budağı hükmünde olan İslamiyet'in erkanı hamsesi, İslamiyet'in 5 şartı. Demek ki iman dalının bir budağı hükmündedir. Sen o budağı o dalda bağlamadıysan tarif gereği, hani herkes bir şekilde bağlar, azıcık da olsa, incecik de olsa bir bağ olacak ki namaz kılsın, yoksa kılmaz da. Tarif yapıyoruz biz burada. Budaktan dala gitmez. Daldan budağa besin gider. Budak dalsız olamaz. Dal olmazsa budak olmaz. Bunu vurgulamak için söylüyorum. Onun için de doğru söylüyorsun. Yani iman esasına dayanmadan yapılan amelin pek faydası yok. Değil mi? Faydan bilmiyorum da faydadan ne kastediyorsun? İman esasına dayanmadan yapılan amel tarif gereği. İman esasına dayanmıyorsa budak olmadı ki. Yani yok öyle bir şey. Peki iman esasına kadar olur? Aa, onun sonsuz mertebesi var. Onun için bizim tespitimiz namaz kılalım mı kılmayalım mı değil. Oruç tutalım mı tutmayalım, İslam'ın 5 şartı ya bunlar. Hacca gidelim mi gitmeyelim mi değil. Mutlaka bunları yapacağız da prensip olarak şunun farkına varacağız. Bunların kıymeti ancak ve ancak iman dalının budağı olabildiği kadardır. İman hakikatlerini içerdiği kadardır. İman hakikatlerine dayandığı kadardır. O halde oturacağız, bütün canhıraşhane, bütün gayretimizle iman hakikatleri eğitimi yapacağız. Ondan sonra İslam'ın şartları, o iman hakikatlerine vukufiyetimiz, Rabbimizin bize ihsan ettiği kadar, duamızı yaptıktan sonra cevap verdiği kadar ne ise, İşte amellerimiz de İslam'ın şartları da o kadar kıymet kazanıyor. Kıymeti oradan geliyor. Yoksa ben elime bir kağıt alsam, bir de fırça alsam, bir de sulu boya alsam, başlasam resim yapmaya. Ya kardeşim, resim yapma, resim sanatı eğitimi görmeden yaptığın her türlü çizik boşuna, hiçbir değeri yok. Ama ne kadar ki ben sanat eğitimi gördüm, elimdeki fırça ve önümdeki boya, sulu boya, yağlı boya, her neyse, o malzemeler ile yaptığım resim ancak eğitimini gördüğüm, kabiliyetimi geliştirdiğim sanat değeri kadar değer kazanır. Sanat olmazsa fırçadan, boyadan bir şey çıkmaz. Boya her yerde satılır, tenekesi 3-5 kuruşa. Sanat dediğin ise o boyadan kullanırsın 50 gram, 100 gram, 100 gram bile fazla, 20 gram, 30 gram kullanırsın, milyonlar değer eder. Demek ki boyanın değeri hiçbir fazileti yoktur. Boya sanatı içerdiği sürece değeri vardır. İşte amellerimiz de imanı içerdiği sürece değeri vardır. Ama her amelde mutlaka iman ile bir bağlantı vardır da nereye konsantre olacağız?
gece gündüz sabah akşam her fırsatta insanları amel 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 diye mi çağıracağız? İman eğitimine mi tabi tutacağız? İman eğitimine tabi tuttuktan sonra o iman eğitimin ile iman hakikatleri kalbe yerleştikçe duasını yapınca Allah verir. Onun sünneti o. Duasını yapana verir. Yerleştikçe hem ameli yapmamız mümkün oluyor, hem de amelimizin kıymeti artıyor. Yani bir insan elindeki boyayla ne kadar boyasa sanatı artırmaz. Sanat eğitimi aldığı sürece, boyasından sanat çıktığı sürece yaptığı resimde kıymet olur. Bilmem anlatabilirim. Daktileyi eline al veya bilgisayar, şimdi artık kimse daktile kullanmıyor, bilgisayarın klavyesi mi ne diyorlarsa onu eline al ve başla harflere basmaya. Ya kardeşim, bir mana kafanda var da o manayı ifade edecek kelimeleri yazmak için harflere basarsan o yazdığında bir hakikat olur. Yoksa ben harflere bastım diye çıkarttığın kağıtta hiçbir şey olmaz, çöpten kesen atarlar. Onun için önce bir manayı ve o manayı ifade edecek kelimelerin neler olabileceğinin eğitimini alman lazım. Yani buradaki tarif müthiş bir tarif. Ben 13. sözün bu kadar kıymetli olduğunu düşünmemiştim. Bilmiyordum. Ne biçim okumuşuz? Bir de Risale okuruz diye geçiniyoruz. Demek ki okumamışız. Göz gezdirmişiz. Seyretmişiz. Ya imanın dalının bir budağı hükmünde olan İslamiyet'in erkan-ı hamsesi. Bu tarif bize yeter. Arkadaşların yazdıklarını okuyorum. Marifetullah yolunda, Doktor Bulut yazıyor, marifetullah yolunda faydası olduğunu düşünmüyorum demek istedim. Doğrudur. Daha doğrusu tahkiki imana katkısı olmaz. Doğru. Tamam. Ben faydası olmaz. Neyse, fark etmez. Güzel açıkladınız. Allah razı olsun. Öyle, marifetullah artırmıyor. Tahkiki imana katkısı olmaz. Çünkü budağın dala faydası değil. Gerçi budaklarını yaprak alır da dalı besler, o anlamda değil. Dalla budak arasındaki ilişki, budak daldan çıkar, o kadar. Makkün, doğru söylüyorsunuz. Bazı aklı evveller de diyor ki amel et ki imanın artsın, onun amel dediği de iman perspektifinden yoksun ritüeller. Ya öyle ise, böyle çarpık bir görüşe sahip olan birisi nasıl Risale okuduğunu iddia ediyor, anlamıyorum. Yani bilemiyorum bu kişiler, ama biz buna doğru söylüyorsunuz. Eğer birisi hem Risale okuyor hem böyle söylüyorsa ben de anlamıyorum da ters çünkü. Bunlar Risale falan, Risale-i Nur, yani Said Nursi'nin iman eğitim kitabını okumuyorlar ki, kutsal bir kitap okuyorlar. Yani bir insanın hafız olması gibi. Kur'an'ı ezberlemiş. Yani çocuklar ezberlettirirler ya, 5-6 yaşındayken falan çocuklar çok güzel hafızası çok kuvvetli oluyor. Rabbim onlara bu imkanı veriyor. Ezberliyorlar. Güzel. O çocuk şimdi Kur'an'ı ezberledi diye o çocuğun imanı falan artmaz ki. Yani niye ki? Ama o çocuk onu ileride kullanabilir. Her zaman Kur'an ile beraber olabilir. O güzel niyetle yapmış olduğu dua ona bir hazırlık yapabilir falan da güzel olur. Yoksa bunlar gerçekten Kur'an ile gelen mesajın algılanmasında faydası olmadığı gibi Risale'yi okuyarak da faydalı olacağını zannetmiyorum. Olmuyor. Bir takım bağnaz, dar düşünceli insanlar yetişiyor. Eğer iman eğitimini esas almamışlarsa, ki eğer iman eğitimini esas alsalardı tarif olarak amel et ki imanın artsın gibi tamamen Risale-i Nur'daki mesaja aykırı bir mesajla veya cümleyi kullanamazlardı. Ma mafi, iman ameli gerektiriyor. Bu doğrudur, haktır, ama tersiyle kendimizi geliştirmeye kalkarsak Risale-i Nur'daki usule aykırı olur. Doğru söylüyorsunuz, geçiyorum. O zaman şimdi cümlenin tespit ettiği prensibi inşallah birazcık idrak ettikten sonra okumaya devam ediyorum ve o iman dalının bir budağı
hükmünde olan İslamiyet'in erkan-ı hamsesi aralarında ki beş rüknü arasında ve o erkanın ta en ince teferruatı ve en küçük adabı ve en uzak gayatı ve en derin hikemiyatı ve en cüz'i semeratına, en derin hikmetleri, en küçük adabı, en cüz'i semerat, ama nerede? Erkanın İslam'ın beş rüknünde o güzel hüsnü tenasüp ve kemal-i münasebet olgun, mükemmel ilişkiyi ve tam bir muvazene, dengeyi ve ölçülülüğü muhafaza edildiğine delil o Kur'an'ı camiin, cami diye niye söyledi? Her şeyi içine aldığı için. Kur'an-ı camiye. Yani hem daire-i imkan hem daire-i vücubun bilgilerini bize aktardığı için. Her şeyi içine alan. Camiin nusus ve vücuhundan, naslarından, vecihlerinden ve işaret ve rumuzundan çıkan şeriat-ı kübra-i İslamiye'nin, işte Kur'an'dan çıkan, öyle söyleyelim, nasından, işaretlerinden, vecihlerinden, remizlerinden çıkan İslamiyet'in büyük şeriatın, büyük şeriatının kemal-i intizamı ve muvazeneti, mükemmel nizamı ve arasındaki dengesi, ölçülülüğü ve hüsnü tenasübü, yani birbirleri arasındaki, zaten iman perspektifinden baktığında anlaşılır bunlar. Yoksa iman perspektifinden bakmayınca namaz ayrı, oruç ayrı, hac ayrı, zekat ayrı gibi görünür. Ama iman perspektifinden bakınca birbirleriyle çok ince şekilde bağlanmış, en ince teferruatına varıncaya kadar tam bir ahenk içerisinde. Yani namaz kılıp da oruç tutmamak, oruç tutup da zekat vermemek, zekat verip de hacca gitmemek, yani maddi imkanlar açısından konuşmuyorum, ibadet türlerini yapmamak, arasındaki bağlantıyı kurmamak mümkün değil. Bunlar hep iman, imanın terbiyesiyle o bağlantının kurulabileceğini anlıyoruz da Kur'an o bağlantıyı kurarak takdim ediyor zaten bize, diyor. Hüsnü tenasübü ve resaneti, yani metinliği, sağlamlığı, ceh edilmez bir şahidi adil, şüphe getirmez bir burhanı katıdır, katlidir, delildir ki Kur'an o şekilde okunduktan sonra anlaşılır bu. Bu özellikleri vardır diye okunduktan sonra anlaşılır, ama Kur'an bu özelliklerinin bilincinde olunmadan okunursa böyle bir tenasip görünmez. Çünkü böyle bir arayış içerisinde değilsin. Yani neyi görmek istersen, neyi görmek maksadıyla bakarsan onu görürsün. Demek ki burada prensipler verildi. Biz de bu prensibe göre diyeceğiz. Ben demek ki ben Kur'an'ı bu maksatlarla okumam lazımmış diyeceğim. Demek oluyor ki beyanat-ı Kur'aniye, Kur'an'ın açıklamaları, beşerin ilmi cüz'isine, bilmiyorum, arkadaşımız bir şey söylüyor ama pek ben anlamadım. Hem ibadet et, hem amellerini bilinçli yap. Hem dünya ve insanlarla boğuş bu zamanda, bir insanın canı çıkar, kolay mı bunları yapmak, diyor. Hayır, biz öyle bir şey demiyoruz inşallah. Bizim dediğimiz iman eğitimini bir hayatının temeline oturtman lazım. Maksadım olmamız lazım. Kur'an'ı iman eğitimi yapan kitap olarak okumak lazım. Bunun eğitimine talip olmak lazım. Bunu prensipte kabul etmek gerekiyor. Yoksa boş yere davul çalarız demek istiyoruz. Yani gerçekten uzak oluruz demek istiyoruz. Herkes kendi imkanına göre neler yapabiliyorsa, prensipleri konuşuyoruz çünkü. Prensipler budur. O prensibe göre herkes hayatını nasıl tanzim ederse, kendi iradesi serbest, şartları ayrı. Herkesin, birisinin 6 saati var, birisinin 6 dakikası var. Bilemeyiz. Yani onları herkes kendi karar verecek. Pratik konuşmuyoruz yani. Evet. Demek oluyor ki beyanat-ı Kur'aniye beşerin ilmi cüz'isine, cüz'i ilmine, bahusuz bir ümminin ilmine müstenit olamaz.
Evet. Kur'an'ın beyanatı bir insanın, yani ne kadar kapasitesi geniş olursa olsun, bir insandan kaynaklanan konuşma, bilgi olamaz. Onu söylüyor. Bir ümminin, özellikle bir ümminin ilmine münhasır olamaz bir. Eğitim görse bile ne olacaktı, ama eğitim görmemiş bir kişiden böyle bir muvazene, böyle bir denge ifade, böyle hem imkan dairesinin hem vücut dairesinin arasındaki ilişkiyi en münasip bir şekilde muhafaza edebilecek bir konuşmayı bir insandan beklemek mümkün değil. İnsan bilmez ki zaten. Zaten böyle vahiy olmazsa insan nereden ne geldiğini bilmez ki. Yani vahiy var ki vahiyden sonra insan, yani yaratıcının konuşması var. Ancak ondan sonra insan ya böyle bir şeyler niye olmasın ki diyor. Yoksa hiç vahiy olmasa nereden çıkartalım ki biz? Yani ona dikkat etmek lazım. Yok Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Musa'dan aldı desen bile. Musa nereden aldı? Allah da niye? O Allah niye Muhammed'e konuşmasın ki? Yani dikkat etmek lazım. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam dinler arasındaki kavga yapmıyoruz. Yarışmada yapmıyoruz. Yalnız kainatın yaratıcısının bize konuşması gerektiği ve konuşmasının içeriğinin neler olması gerektiği ve bu içerik Kur'an'da var mı? Bu içeriği aramak üzere Kur'an okunması ve Kur'an'a muhatap olunması gerektiği üzerinde konuşuyoruz. Dolayısıyla Kur'an'ı okumadan önce bu prensiplerin bilinmesi ve bu prensiplere göre bir tavır takınılması gerekiyor. Onu anlatıyor. Bunu bir insan yapamaz diyor. Söyleyemez diyor. O zaman biz de insanı söyleyip söyleyemeyeceğine düşüneceğiz, bakacağız. Söyleyebilir mi gerçekten daireyi vücub hakkında, daireyi imkanın hakikati hakkında, bu nuran, bu ağacın nelere işaret ettiği hakkında nereden bileceğim ki? İmkanı yok insana bunu bilmesi. Ancak bir vahiy ile açılım olacak ki ondan sonra bilecek. Evet, onun için Kur'an'ı bir insan kelamı olması hem mümkün değil, hem bir insan kelamı niyetiyle okumak hiçbir şekilde mümkün değil. Allah'ın kelamı deyince de ne kastettiğimizin eğitimini yapıyor burada. Allah'ın kelamı olarak okuyorum ama ne bu? Kutsallayıp da, yani totemistler gibi bir totemleştirmenin alemi yok. Kutsallayıp da anlamamak için kutsalı taşır gibi, yani alırsın bir buska yaparsın koynuna korsun ya, onun gibi Kur'an okunmaz. Bu da ne diyor diye, çünkü mesaj var sana, bu mesajda sana bir şey söylüyor, sen anlayamasan bir anlayana okuttur da dinle ya, bu ne diyor peki de, sen bunu anlat bakayım bana de. Değil mi? İnsanlar bir mektup gelse okuyamasa başka bir dilden, o dili bilene gider. Evet. Belki bir ilmi muhite istinad ediyor. Yani her şeyi ihata eden sonsuz bir ilme dayanıyor Kur'an. Ve cemî eşyayı birden görebilir. Bütün varlıkları aynı anda görebilir. Ezel ebed ortasında bütün hakaiki bir anda müşahede eder bir zatın kelamıdır. Yani gelmiş geçmiş her şeyi aynı anda gören, gözlemleyen birisinin konuşmasıdır Kur'an. Ona göre oku arkadaş diyor. O maksatla okuduğunda oradan gelen mesajı bu bağlamda değerlendirirsin diyor. Elhamdülillahillezî enzele alâ abdihil kitâbe ve lem yece'al lehu ivecâ. Ya bu Kehf suresinin birinci ayeti öyle bir ifade ki söylüyor bunu, bak ben böyleyim, ona göre dikkat edin diyor. Öyle bir Allah'a hamdolsun ki kuluna kitabı indirdi ki, belli bir kitabı indirdi demek, yani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'sa Kur'an, İsa Aleyhisselatü Vesselam'sa İncil'in aslı, şimdiki eldeki hikaye kitapları değil de gerçekten biyografi kitaplarına İncil diyorlar, o saçma bir şey. Belli, insan okuyunca bu biyografi kitabı, bu Allah'ın İsa'ya gönderdiği kitap değil diye biliyor. Neyse, anlıyor onun tarihi geçmişinde ne olup bittiğini. Musa Aleyhisselam'a gönderilen Tevrat orijinallerini kastediyoruz. O kitapları gönderen Allah'a hamdolsun ki
وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجَا Onun içerisinde hiçbir eğrilik, büğrülük, münasebetsizlik, uyumsuzluk, aa bu da nereden çıktı dedirtecek çelişki yoktur. Hiçbir şeyi bırakmadı onun içinde. Onun için Kur'an-ı Kerim'de iyi dikkat edin. İyi dikkat edelim Kur'an okurken. Nelere dikkat edeceğiz? Bak arkadaş burada çelişmeyecek. O bu kitapta hiçbir çelişki yok. Ona göre oku bakayım bir. Eğer bir yerde sana çeliş gibi geliyorsa dur, nasıl ne okuyorsun sen, bir tarif et ona göre bak. Yani bunlara dikkat et. Kur'an kendisini bu şekilde takdim ediyor. Biz de bu şekilde okuduktan sonra hala bize çelişkili geliyorsa tamam deriz. Ya atıyor. Ama demek ki bu yaratıcının kitabı değil. Ama o niyetle bir oku bakayım, tamamen değişik bir kaynakla baş başa kalacaksın. O zaman Asa-i Musa denildiği zaman hadi ağzın açık kalacak. Çünkü Asa-i Musa'nın Kur'an'daki anlatımı ve fonksiyonu inanılmaz harika bir olay. Evet, o bir örnekti. Çok yakında yaşadığım bir örnekti. Sizinle paylaştım. İşte Kehf suresinin birinci ayeti bu hakikate dairdir diyor müellif. Konumuzu bitiriyor ve bir dua ile inşallah. Allahümme ya münezzilel Kur'an bihakkil Kur'ani ve bihakkı men unzile aleyhil Kur'an نور قلوبنا وقبورنا بنور الإيمان والقرآن آمين يا مستعان. Çok güzel bir dua. Ey Allah'ım, Kur'an'ı indiren Allah'ım, Kur'an hakkına ve bu Kur'an'ı indirdiğin zat hakkı için deriz ya Türkçe'de, onun hakkı için kalplerimizi ve kabirlerimizi Kur'an'ın nuruyla nurlandır. Kur'an'ın imanın ve Kur'an'ın nuruyla nurlandır. Çok ilginç bir şey. Zamanımız yok. Konuşamayız. Hadi kalplerimizi imanın nuruyla nurlandırı anladık. Anladık dediğimiz. Yani kelime manası da kalplerin iman nuruyla nurlanması dedik. Fakat hiç düşündünüz mü? Kabirlerimiz imanın nuruyla nasıl nurlanır? O ilginç bir nokta işte. Kabir neyi temsil ediyor? İman nuruyla kabrin nurlanması nedir? Yani kabir hayatı, alemi berza, alemi dünya, alemi ahiret ortasındaki bu yer nedir ki iman nuruyla ben bunu nurlandırayım? Bu da ciddi bir konu. Bizim için ilginç bir konu, merak et değer bir konu. Dünyamızı, yani kabrimizi aydınlatması için değil. Yani o dahil de esas benim sorum dünyamı aydınlatması, dünyada iken kabrimi aydınlatması için, kabir hayatından beni korkutmaması için, imanın nuruyla benim kabrimi nurlandır. Demek kabri iman nuruyla yorumlamak, anlamak ve o şekilde mutmain olmuş bir kalple şu dünyadan ölüm halinde ayrılıp gitmeyi nasip et ya Rab diyor. Ya Musta'an, her türlü ihtiyaca medet veren, cevap veren, yardıma koşan Halık'ım. Ne kadar güzel bir dua. Allah amin demek nasip etsin. Hepimiz amin diyelim. İnşallah bunun bilincinde olarak da Kur'an'la nasıl ilişki kurulması gerektiğini birazcık da olsa kendimize ders edelim. İnşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.